Da yaptığımız işlem şu. Cihaz yazılıma girdiği zaman 9 hatası veriyor. 9 hatasının vermesinin sebebi NAND'dan da olabilir. NAND'ın haberleşme sıkıntısı da olabilir. Ama kronik olarak genelde bu işlemcinin altındaki iki bacak veya bir bacağın NAND'ın oradaki EEPROM'la haberleşememesinden dolayı oluyor. Tamam mı? Şimdi önceki derslerde konuşmuştuk. Ne yapıyoruz burada? İlk önce NAND'ın altındaki o EEPROM'un yanındaki rezistörlerden kendimize değer alıyoruz. Bu değerlere bakarak diyoruz ki işlemcinin altından bir soğuk lehim var. Benim gelmesi gereken hattım zayıf geliyor. Zayıf geliyor. Şimdi bu durumda ne yapmam lazım normalde aslında? Asıl yapmam gereken harika. İşlemciyi kaldırıp tekrar kalıplayıp takmam gerekiyor. Ama işin içinde RAM var, bilmem ne var. Çok vakit ve zor bir işlem. Ne yapıyorum? İşlemcinin kenarında o belirli hatlar var, o hatlar. O hatları açıyorum, açığa çıkarıyorum. Oradan iki tane veya bir tane hangisi ihtiyacımsa o hatları getiriyorum. Board'un içinden gelmesi gereken hatların yerine üstten doğru rezistörlerini oraya getirip lehimliyorum. Peki böyle bir hatada başka bir metodum daha var. Yazılım atarken işlemcinin bu bölgesine baskı yapıp atıyorsa, hiçbir hata vermiyorsa zaten hiç ölçüme de uğraşmama gerek kalmıyor. Arızam nerede demek ki? İşlemcide. İkincisi, ölçüm alırken yazılımla uğraşmak istemiyorum. Ölçümle bakacağım olaya. Bu sefer ne yapıyorum? Ölçüm alırken işlemciyle oynuyorum. Ölçümlerim oynuyorsa gene ne anlama geliyor? İşlemci soğuk lehim. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Evet, bu arada bugün kaçıncı günümüzdeyiz? Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Evet. Devam ediyoruz. Nasıl geçiyor derslerimiz? Hem sohbetimiz güzel. Evet. Hem de öğrenmemiz güzel. Devre elemanlarını öğrendik. Bugün şebeke katından girdik. Şebeke katında ilk ölçümler nasıl olmalı? Doğru mu? Bunları konuştuk. Şimdi hatalar üzerinden ve kronik arızalar üzerinden biraz konuşuyoruz. Şemayı az çok bitirdik. Samsung'ları daha incelemedik ama iPhone şemasını az çok bitirdik. ZXV üzerinden şimdi başladık yavaş yavaş. Şimdi de kronikler hakkında konuşuyoruz. Nasıl geçiyor? Nasıl bekliyordunuz? Nasıl? Vallahi en çok güzel samimiyetlik var. En güzel o. Oradan başladık. Allah razı olsun. Siz de öylesiniz. Yoksa ders burada güzel geçmez. Gitmez. Kızıyorum bazen değil mi? Olsun. Kızmasın, tadıdır zaten. Evet, başka? Mehmet baba. Anlamaya çalışıyorum. Zor oluyor ama özel yardımcılığı sağlıyorsun. Eyvallah. Eğlenceli vakitler geçiyor. Yani sıkıldığımı hissetmiyorum. Çabuk geçiyor değil mi vakit? Arada muhabbet ediyoruz biraz. Üçüncü günde biraz kavramaya başladım ben. Oturmaya başladı. Şimdi ölçümde iyice ne olacak artık, çiviler tamamen evet. Girecek. Şu an beyinde işi kuruyoruz. Nedir, ne değildir, nasıl yapacağımızı kurduk. Artık uygulaması kalacak. Uygulamada iş çok basite iniyor işte. Uygulamada iş basite iniyor artık. Bence de uygulamada her şey çıkacak meydana. Şimdi gelirse bir tane 6S Plus'ımız var. Hafıza artacak. İki tane Huawei'miz var. MMC'ye müdahale edeceğiz, sökeceğiz. Silikonlu yine. Bunları da sizle beraber yapacağız. Geçen öğrencilere başka cihazlar nasip olmuştu. Sizde şimdilik bunlar. Bakalım daha ne var sizle beraber yapabileceğimiz. Sen getirdin. 7 var. Senin 7 olmadı, beraber bakacağız. İnşallah. Memnunuz. 10 yıllar yaşınız. Her şey gayet güzel. Projeyi yaptık, inşallah güzel. Anlaşılıyor her şey. Aynen. Gayet sade, basit. Değil mi? Kafanın takıldığı nokta vardı. Hallettik onu da. Aynen. O voltajlı kapasitördü neydi? Çok güzel dedi. Hayır, herhalde. Bir tane konuşturum bir şey dedi. Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ olasın hocam. Görüşürüz tekrar.